Herkese merhaba arkadaşlar. Bir günün videosu ile karşınızdayım. Bu arada bayramınız kutlu olsun. Hani bu bayram çok da süper geçmiyor tabii. Niye? Çünkü sevdiklerimizle birlikte olamıyoruz. Ancak görüntülü telefonlarla, görüntülü konuşmalarla birbirimizi tebrik edebiliyoruz. O da olsun. O da yine de bir şeydir. Ama inşallah bir sonraki bayramda daha güzel bayramlar kutlamak dileğiyle arkadaşlar. Bayramınızı tekrardan kutluyorum. Şimdi bildiğiniz gibi BİST kapalı. Şu an o yüzden BİST şu son olan durumlardan, olaylardan hiçbir şekilde etkilenmedi. Bakalım pazartesi nasıl açacak onu da göreceğiz. BİST de bu buralar kritik demiştik. Orayı kırdı diye sevinirken tekrar oraya bir geri dönüş yaptık. Bakalım buradan sonrası kritik. Bizim gündemimiz ne şu an arkadaşlar? Bir tanesi Bitcoin. Neden Bitcoin? Bitcoin gördüğünüz gibi şuralarda yani dün 45 bin liraya kadar düştü ki bu değerleri en son Şubat sonlarında görmüştü. O zamandan beri bu değerleri bir daha görmemişti. Şuraya sıkışmıştı. Şurada zaten çizgiyi görüyorsunuz. Çizgi de burada var. Bir çizgi de şurada var arkadaşlar. Şimdi Bitcoin burada böyle bir testereye dönüşmüştü. Burayı bir patlatmaya denemiş, patlatamamıştı. Buradan bir de dönmüştü, geldi. Şimdi tekrar böyle biraz bugün bir pozitiflik var. Şimdi bunlar niye oldu? Bitcoin niye gidemiyor? Niye sıkışıyor? Ne olması lazım? Şimdi Elon Musk dediğimiz bir adam var biliyorsunuz. Elon Musk resmen şey indikatör oldu. Bitcoin indikatörü oldu arkadaş. İşte ne demişti daha önce? Tesla şeylerini, ürünlerini, araçlarını Bitcoin'le alabilirsiniz demişti. Şimdi de çıktı dedi ki işte mining yani Bitcoin mining'i çevreye zarar veriyor. O yüzden vazgeçtim. Artık alamazsınız dedi. Onu deyince bu bir çakıldı. Ondan sonra başka ne olmuştu arkadaşlar? Amerika'da çok büyük bir olay oldu. Ne oldu? Colonial Pipeline hacklenmişti. Hackerlar fidyeyi hackerlara coin üstünden, kripto cinsi üstünden ödediler. Öyle olunca gözler bir kere daha bu kripto muhabbetine döndü. Yani criminal activity dediğimiz işte bu suçluların bu kriptoyu çok kullanması, kriptonun üstüne çok gitmesi nedeniyle devletler de artık bir action almaya başladı ve bildiğiniz gibi Binance denetime girdi. Şu an IRS Binance'ı denetliyor arkadaşlar. Binance daha önce de denetime girmişti. Ama işte artık bu criminal activity dediğimiz aktiviteler bu coin üstünden, blockchain üstünden çok yapılmaya başlanınca zaten devletler bundan pek hoşnut değildi. Tekrar incelemelere girdiler. Böyle bu inceleme haberleri, Elon Musk'ın tweetleri falan derken Bitcoin bayağı bayağı şuralara kadar düşmüştü. Sonra biraz toparladı. Bakalım toparlayıp şöyle devam edecek mi? Yoksa bu geçici bir toparlama mı olacak? Coin dünyası bundan sıyrılabilecek mi? Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Ama işte Elon Musk gibi insanların bir Bitcoin'i bu kadar nasıl rahatlıkla oynatabildiğini, Bitcoin dediğimiz şeyin ne kadar oynak ve güvensiz bir ortam olduğunu tekrar görüyoruz arkadaşlar. Ben en başından beri zaten coin'e karşıyım biliyorsunuz. O yüzden coin'de malda kalmayın. Malda kalıyorsanız da mutlaka yakın stop koyun ya da bizim gibi yapın. Biz ne yapıyoruz? Gir çık gir çık. Anlık kârımızı alıyoruz. Kapatıyoruz coin defterini o günlük. Bir daha takılmıyoruz. Eğer Discord'a, Patreon'a üye değilseniz mutlaka üye olun. Her gün 9 ile 10 arasında coin'de canlı yayınımız var. Canlı canlı. Hemen işlemimizi yapıyoruz. İşimizi bitirip çıkıyoruz. Elimizde mal falan olmuyor. Rahat rahat yatağımıza gidiyoruz. Uyuyoruz. Çünkü biz zaten alacağımızı almış, vereceğimizi vermiş oluyoruz arkadaşlar. O yüzden coin'e bulaşıyorsanız dikkatli olun. Çünkü çok ağlarsınız. Ondan sonra üzülürsünüz. Bana özelden mesajlar geliyor. Çok büyük meblağlar kaybeden arkadaşlarımız var. Çok üzülüyorum. O yüzden coin'de işlem açarken iki kere düşünün. Spot'tan açarken özellikle çok düşünün. Bir an giderken böyle bir tane böyle bir mum sizin bütün bir aydır kazandığınızı çat diye bir günde geri verir arkadaşlar. O yüzden coin'de işlem açarken dikkat edin. Tekrar söylüyorum.
Ne dedik arkadaşlar? İşte Colin'in pipe davası coin'le çözüldü. Elon Musk coin üstüne oynuyor. Bir dedi alabilirsiniz, bir alamazsınız. Dogecoin işte Ay'a gidecek, bilmem ne yapacak dedi. Doge'u uçurdu tekrar. Yani Elon Musk kendi başına Tesla'dan etmediği karı şuradan etti arkadaşlar. Ama işte sizlerin sayesinde, siz de o spek'lere uyup dinleyip tuzaklara düşüyorsunuz. Sizi, paranızı alıyor bu büyük balinalar arkadaşlar. O yüzden dikkatli olun. Amerika'da ne oldu arkadaşlar? Şimdi Amerika'ya bakacak olursak, Amerika'da enflasyon beklenenden çok yukarıda geldi. Enflasyonun oranları 4,5-4,6 civarlara gelince enflasyon oranı hiç hoş olmadı. Şimdi gördüğünüz gibi enflasyon oranlarında Nisan'dayız tabi. Şimdi bu transportation işte şeyde, used car and trucks'da müthiş bir artış oldu. Yani %10'lar buralarda, işte transportation servis ve car and truck rental'da %16 müthiş bir artış oldu. Şimdi benim beklentim, hani Nisan bu şekilde geçti, hani zaten beklenenin üstünde gitti de, ben esas Mayıs'tan korkuyorum. Neden korkuyorum? Şimdi bu Colonel Pipe Line'a attı olayı. Nedir arkadaşlar? Enflasyonun birinci tetikleyicisi nedir? Bunu zaten çoğumuz bu işlerin içinde olan ya da piyasa takip eden insanlar hepsi zaten biliyordur. Petroldür arkadaşlar. Yani petrole zam geldi mi toplu iğneye bile zam gelir. Ataç'a bile zam gelir. Bilmem aklınıza gelmeyecek alakası şeye bile zam gelir. O yüzden bu Colonel Pipe olayının etkisi bence muhakkak Mayıs ayına olacaktır. Biraz daha kötü enflasyon rakamları gelebilir diye düşünüyorum. Yani mantıken, çünkü şirketin açıklamasına göre bu 1-2 hafta sürecektir diyor. Normale dönmemiz, bu kaybın kapatılmasını sağlamamız için gereken süre 1-2 hafta gibi diyor arkadaşlar. İşte ne kadar olmuştu? Cuma akşamında hacklenmişti. Dün akşam şey oldu. Yani yaklaşık bir haftalık bir süre bile görüyorsunuz koca Amerika'yı nasıl etkiliyor. Sadece bir tanecik pipeline'ın hattı eklenmesi nelere yol açıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu Colonel Pipeline bir de enflasyonla birleşti. O yüzden ne olmuştu? 1-2-3 gün müthiş bir şelale olmuştu. Şurayı görüyorsunuz. Şuradan, yani hay 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 giderken şuraya düşmüştü arkadaşlar. S&P, yani ta ne zamanın şeylerine, Nisan aylarına, seviyelerine gelmişti. İşte şurada yaptığı rally kaç günde yaptığını çat diye 3 günde geri almıştı arkadaşlar bu düşüş. Bakalım dedik, hani bu düşüşün bir toparlanması olacak mı? Kriz bitti falan filan. Sonra ne olmuştu arkadaşlar? Dün bir toparlandı. Dün toparlanmanın sonunda biz şey düşünmüştük, hani bu acaba bir ölü kedi sıçraması mı yoksa gerçek bir dönüş mü? Şu an görüyorsunuz zaten, şu an markette açık, şu an gerçek olduğunu gördük ve gap'li açtı, devam ediyor yukarıya doğru. Şu an %1,27 artıda. Yani buradan burayı 2 günde geldi zaten. Yani bir gün daha gitse zaten düşüşün başladığı yere gelecek. Buradan ne anlıyoruz? Enflasyon oranındaki beklenti ve işte oradaki korku, kaygı artık normale döndüğü gibi, hani o fazla etkisi benimsendiği gibi, onun etkisi 10 yıllıklara bakacak olursak zaten orada bu etki çok büyüktü. Gördüğünüz gibi burada 10 yıllıklar acayip bir hızlı bir şekilde 1-2-3-4 gün boyunca roket olmuştu. Ondan sonra piyasa dün bir sakinlemişti. Bugün gene 10 yıllıklarda aşağıya çekmeye devam ediyor. Borsa yükselmeye devam ediyor. Yani o panik havası bitmiş gibi duruyor. Yani kedi sıçraması, ölü kedi sıçraması değil, gerçek dönüş gibi duruyor. Ama tabii 2 günde bunu karar vermek zor. Gördüğünüz gibi şöyle bir hareket var burada. Bakalım o hareketin sonu nasıl olacak? Yani S&P'de bu şekilde, Nasdaq'ta nasıl? Nasdaq'ta da bayağı bir düşüş vardı growth sektöründe. Teknoloji firmalarında, growth sektöründe müthiş düşüş vardı. İşte EV sektöründen tutun da işte ne bileyim elektroniğe kadar, işte online hizmet edenler, işte biyotek firmaları olsun, 3D printer firmaları. Yani birkaç ay önce
Çok gözlerimiz olan firmaların hepsi çakılmıştı aşağıya arkadaşlar. 2 gündür ufak ufak biraz topluyorlar. Nasdaq da topluyor. Bakalım ne olacak göreceğiz arkadaşlar. Biz kapalıyız bugün ama Avrupa açık. Avrupa'da da gördüğünüz gibi aynı etki vardı. 3 gün boyunca zaten biliyorsunuz Avrupa borsaları falan da hep Amerika'dan etkileniyorlar. Oradaki 3 günlük düşüş burada da 3 gün olmuştu. Dün artış başlamıştı. Bugün de çok güzel artıyla kapattı Avrupa borsası. Amerika borsası da şu an fena gitmiyor. Bakalım sonu ne olacak? Tabii şurada bir şey olmuştu. Ne olmuştu? 10 yıllıklar böyle roket olunca altın düşmüştü. 10 yıllıklar tekrar aşağıya düşünce altında da ufak bir hareket tekrar başladı. Altının önündeki engeli biliyorsunuz zaten. O engeli bir kırması lazım. Ondan sonra tekrar önünde şu arası var. Bu arayı değerlendirebilirsiniz. Ama şu an önce bir şurayı kırması lazım. Şuradaki ikili dipte şu sekmede girmeyi başaran arkadaşlar şu an güzel kar aldılar zaten. Onlar güzel bir rally yakaladı. Ama hani şu an altına girilir mi? Şurayı bir kırmasını bekleyin. Bugün itibariyle girmeyi düşünenlerin alacağı risk miktarı şu kadar. Şu kadarcık yer için pozisyon almaya gerek olmayabilir. Şurayı bir kırmasını beklemekte fayda var. Tabii her zaman 10 yıllıkları da takip edin arkadaşlar. 10 yıllıklar size gösterecek zaten durumu. 10 yıllık biliyorsunuz şuraya sıkıştı o da. O da burada takılıyor. Bitcoin de sıkıştı orada takılıyor. S&P, Nasdaq dediğim gibi işte enflasyon ve bu pipeline hattı krizi yüzünden bir aşağı şelale olmuştu. Bakalım bundan sonra ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bazı arkadaşlarımız işte soruyor hocam bugün hangi hisseye gireceğiz, bugün hangi hisseye gireceğiz. Bunun cevabı net arkadaşlar. Bizim stratejimiz belli. Neydi? Biz earnings reversal kolluyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela işte bugün earnings olanları kovalıyoruz. Aşağı çakılırsa aşağı biz de çakıyoruz. Yukarı giderse dönüşüne oynuyoruz. Ya da 3-4 gün önce earnings olanları takibe devam ediyoruz. Niye? Earnings'in volatilitesi birkaç gün sürüyor arkadaşlar. Birkaç gün önceden başlar, birkaç gün sonraya kadar devam eder. O yüzden atıyorum şimdi salı günü PLTR, Fubo, Jumia, Unity bunların earnings'leri vardı. O zamanlar çaktıysa onun tabii ki bir tepki alışı gelecek. Onu kovalıyoruz biz. Onu yakaladık ve hemen long pozisyondan olaya hakim oluyoruz, çözüyoruz. Eğer tam tersi olmuşsa, roketlemişlerse de bunu tekrar kar satışları gelip veya shortlayacakları için bu sefer de düşüşünü kovalıyoruz. Düşmeye başladığımızda bu sefer shortluyoruz ya da put opsiyonu alıyoruz arkadaşlar. Yani earnings reversal bizim her şeyimiz. Başka hiçbir şey bilmeye, başka şirket takip etmeye gerek yok. Sadece earnings reversal'dan day trading'inizi çok rahat yaparsınız. Biz bunu opsiyonla da yaptığımız için, kaldıraçlı yaptığımız için çok güzel meblağlar alıyoruz, karlar alıyoruz. Dediğim gibi üye değilseniz hala Discord'da veya Patreon grubunda mutlaka üye olun. Her gün 4.30-5.30 arası Amerikan borsası açılır açılmazdan 5.30'a kadar canlı canlı yayındayız. Amerikan borsası yayındayız. Bu fırsatları kolay kolay başka yerde bulamazsınız. Türkiye'de zaten bulamazsınız başka kimsede de. Yani İngilizceniz yoksa zaten hiç şansınız yok. Amerika'da yapan da çok az var. O yüzden hemen bir an önce katılın. Bu fırsatları kaçırmayın. Esas bura Amerika'da bunu herkese, bütün öğrencilerine söylüyorum. Yani Türkiye'deki paranın yanında burada kazanacağınız, tabii kaybederseniz de kaybedeceğiniz, her kazancın tabii bir de zıttı var. İşi bilmeden girerseniz çok da büyük de para kazanabilirsiniz. Çok da büyük de para kazanabilirsiniz. O yüzden mutlaka buraya gelin, bekliyorum. 9-10 arası kripto canlı yayını. 4.30 öğlenden sonra yani 16.30-17.30 Amerikan borsası canlı yayını. Biz portföyü, Amerikan portföyü, ETF portföyü, artık işte opsiyon portföyü. Aklınıza ne geliyorsa her şey var arkadaşlar. Bu fırsatı da bir daha bulamazsınız. Gene söylüyorum. O yüzden kaçırmayın. Videoları like'lamayı unutmayın. Ne kadar arkadaşa ulaşabilirsek o kadar iyi. Üye olan arkadaşlarımızdan ricam. Çevrenizdekilere yayın. Bahsedin. Bu fırsatı kimse kaçırmasın. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.